Kadırga Televizyonu'nun kıymetli izleyicileri, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. İyi seyirler diliyorum. Bugün yine Trabzon'dan dünyaya açılan penceremiz Kadırga TV ekranlarından hepinize merhabalar dedik. Bugün efendim aylardan Kasım, Kasım'ın 9'u. Yarın itibariyle yani 10 Kasım itibariyle malumunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü efendim. Biz de bugünkü programımızı büyük ölçüde, geniş ölçüde Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı, Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu mücadele, Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurma uğrunda yaptığı fedakarlıklar ve bunun neticesinde karşılaşmış olduğu zorluklar ve milletiyle birlikte milletine armağan ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve bu uğurda geçirdiği zorlukları ifade etmeye, konuşmaya çalışacağız. Stüdyoda konuğumuz kıymetli tarihçi Ayhan Yazıcı hocamız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, bugün dediğimiz gibi 10 Kasım Atatürk'ün ölüm yıl dönümü münasebetiyle onu anlatmaya çalışacağız. Kıymetli hocam ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum müsaadenizle. Tabii hepimizin bildiği aslında bilmesi gereken bilgileri tekrar etmekte de bir yandan fayda var. Malumunuz Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelmişti. Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, babası Ali Rıza Efendi ki onların da Balkanlara Osmanlı Devleti'nin hani fetih politikası gereği diyelim. Eskiden oranın Türkleşmesi, Müslümanlaşması açısından gönderilen Türkmenlerdendir. Yörük Türkmenlerdendir. Bunu son yapılan araştırmalar ki önceki araştırmalarda bunu teyit ediyor. Artık ders kitaplarına da girmiş vaziyettedir. Yörük Türkmenlerinden olduğunu, Konya Karaman bölgesinden özellikle gönderilen Müslüman Türk dedelerinin oraya yerleştirilmesi sonucu bölgeye yerleşilen sülalelerden, ailelerden olduğunu biliyoruz. Şimdi kıymetli hocam, özür diliyorum şunu. Biliyorsunuz Mustafa Kemal tabii annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi'nin Molla Zübeyde. Evet, Molla Zübeyde diye anılan ne diyelim evlatlarından bir tanesi. 6 kardeş tabii. Fatma, Ahmet, Ömer, Makbule ve Naciye ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün tabii çok güzel, mutlu bir aile yaşantısı var. Bir kere Atatürk'ün diğer kardeşleri Makbule Hanım sonradan atadan soyadını alacaktır. O hariç diğerleri küçük yaştayken ne yazık ki vefat ediyor. O dönemin işte hastalıklarına ki zaten dönemin şartları Osmanlı'nın son dönemleri ilaç sıkıntısı, tedavi zorluğu, güncel salgın hastalıklar, güncel rahatsızlıklar ve bunlara yeterince ilgilenememe işi tabii devrin yaşanılması zor bir devir. Dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün ailesi de bunu iliklerine kadar yaşıyor. Düşünün ki bir aile evlatlarının dördünü küçük yaşlarda özellikle kaybediyor. Mesela 1871 doğumlu Atatürk'ün ablası diyelim Fatma 4 yaşındayken bildiğimiz kadarıyla. Yine ağabeyi dediğimiz Ahmet 9 yaşında, Ömer 8 yaşında, Naciye isimli kız kardeşi, küçük kardeşi bu. 12 yaşlarında bildiğimiz kadarıyla vefat etmiş küçük yaşlarda. Böyle bir ortamda tabii büyüyen Mustafa Kemal elbette ailesi onun için de endişeleniyor. Sağlığı, sıhhati açısından endişeleniyor. Kız kardeşi de malumunuz hocam 1956 yılına kadar Makbule Hanım yaşamış. Hatta Atatürk'ün geçici kabrinden alınıp asıl bugünkü Anıtkabir dediğimiz mevki, Anıttepe, Anıtkabir'in olduğu yere defnedilmesi sürecinde de bizzat kendisi buluyor. 53 yılında değil mi hocam? Asıl istirahatgahına defnediliyor. Makbule Ata'dan bu törenler esnasında da bizzat orada eşlik ediyor, dua ediyor Atatürk'e. Tabii Mustafa Kemal Atatürk hocam şöyle ki ilkokula başladığı zaman o dönemlerde çeşitli tabii eğitim öğretim birliği yok. O yüzden birçok farklı eğitim kurumu veren eğitim kurumları var. Atatürk önce
ailesi içerisinde annesi ve babası arasında kendi aralarında bir işte istişare ediyorlar, tartışıyorlar. Acaba nereye versek? Annesi geleneksel eğitimin verildiği yer olan işte mahalle mektebinde, yani mahallede olan ilkokullardan birine verilmesini istiyor. Babası ise daha güzel, işte o dönemin şartlarına uygun modern eğitim alsın diye Şemsi Efendi İlkokulu'na verelim diyor. Bu arada tabii bu tartışmalar devam ederken Mustafa Kemal'in, yani annesinin kalbi kırılmasın diye kendi ifadesiyle işte önce diyor mahalle mektebine başladım. Orada birkaç olumsuz tabii şeyi yaşıyor. Bunun üzerine Şemsi Efendi İlkokulu'na, ki o dönemin işte en iyi okullarından bir tanesi diye biliyoruz, başlıyor. Tabii ilkokuldayken biliyorsunuz 1888'li yıllarda bildiğimiz kadarıyla o yılda babası Ali Rıza Efendi vefat ediyor. Babası vefat edince bir müddet biliyorsunuz dayısının çiftliği, Rapla çiftliği dediğimiz çiftlikte bir müddet orada durmak zorunda kalıyor. Bunun üzerine annesi eğitimi yarıda kalacak diye derhal onu Selanik'e çağırıyor. Önce Mülkiye Ortaokulu, yani Rüştiyesi. Arkasından tabii o mahallede gördüğü askerlerin giyiminden, kuşamından, yürümelerinden etkilenerek askeri sınavlara giriyor, kazanıyor. Annesinden habersiz. Evet, habersiz kazanıyor. Ve Selanik yani askeri Rüştiye, askeri okula kaydoluyor ve böylece Mustafa Kemal'in askerlik hayatı hocam başlamış oluyor. Tabii okulları böyle sıralayıp sonra da size topu atacağım ben. Askerlik hayatında malum hemen ortaokulda bir kere Mustafa'ya Kemal adı veriliyor, matematik öğretmeni Mustafa Sabri tarafından. Hemen sonrasında o dönemde Atatürk'ün bir ara hani Kuleli Askeri Lisesi'ne gitme düşüncesi de var ama öğretmenler, komutanlarının yönlendirmesiyle Manastır'da verilen eğitim daha kaliteli, iyidir diye yönlendirilince kendisi de Manastır Askeri İdadiye, yani liseye kaydoluyor. Arkasından biliyorsunuz İstanbul Harp Okulu ve yine ondan sonra da 1902'de Harp Okulu'ndan, 1905 yılında da Harp Akademisi'nden başarıyla ne diyelim mezun oluyor. Evet. Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı rütbesiyle ilk stajyeri, görev yeri olan Şam'a atanıyor hocam. Böylece okuduğu okulları ben sıralamış oldum. Tabii konuşacak çok şeyimiz var Atatürk'le ilgili. Bu eğitim öğretim hayatıydı. Verdiği mücadeleyi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasında ne gibi zorluklarla, nasıl zorluklarla mücadele etti? Milletinin, hani hep ifade ediyoruz ya, tam da bitti dendiği anda nasıl milletini ayağa kaldırmış bir insan olduğunu da programımızın ilerleyen dakikalarında konuşacağız ama ben hemen sizde böyle bir selamlama konuşması açısından topu size atmak istiyorum. Hocam buyurun, siz neler söylersiniz? Evet, şimdi özetlediğiniz gibi öncelikle Mustafa Kemal başta olmak üzere onunla mücadeleye katılan, İstiklal Harbi'nde beraber olan ve gerek silah arkadaşları, gerekse cepheye mermi taşıyan, her türlü işte koşuşturan ve rahmeti rahmana kavuşan herkesi rahmetle, minnetle anıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. O zor şartlarda onlar mücadele vermemiş ve bana ne demiş olsalardı bugün biz ne burada konuşabilecek ne de bir devlet ve millet olarak varlığımızı devam ettiremeyecektik. Evet. Bu bakımdan bunların hizmetleri unutulacak ve göz ardı edilebilecek bir olay değildir. Evet. Bu girişten sonra Mustafa Kemal sanki Cenab-ı Hak onu özel bir görevle, görevlendirerek dünyaya göndermiş ve hayatı mücadeleyle geçmiş. Bir taraftan siyasi mücadele, bir taraftan askeri mücadele, bir taraftan ekonomik mücadele, bir taraftan kültürel mücadeleyi topyekun bir mücadele biçiminde hayatını sürdürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla da Mustafa Kemal'in 57 yıllık ömrü içerisinde sığdırdığı çok büyük işler var, inkılaplar var. Bu bakımdan baktığımızda bu sıradan bir insanın yapabileceği ve netice alabileceği işler değil. Dolayısıyla o bakımdan diyorum ki özel bir görevle sanki görevlendirilmiş. Ve hakikaten de ben cihat Müslümanıyım demek suretiyle de bunu bir yerde kendisi de itiraf etmiş oluyor. Her 10 Kasım illaki Mustafa Kemal'den ayrılışın hasreti ve yokluğunun daha fazla hissedildiği bir yıl dönüm. Yarın da 83. ölüm yıl dönümü
gerçekleşmiş olacak. Tabii onu ne kadar methetsek, ne kadar anlatsak yine de eksik kalır. Ama o aynı zamanda şehit olarak gitmiş. Dolayısıyla peygamberlikten sonra en yüksek merci makama olan manevi mevkiye de ulaşmış durumda. O bakımdan da şefaatlerini dilemekte bize düşenler arasında evet. inşallah şeysini evet. yaparız. Onu rahmet ve minnetle anıyorum. Böyle bir evet. girişle birlikte ben de şimdilik bu kadar. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Programımıza evet. tabii devam edeceğiz. Açarak devam edelim. Evet, isterseniz hocam şöyle yapalım. Malumunuz şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle son yıllarda diyebiliriz işte üzerine oynanan oyunları, yapılan hakaretleri ve onun kişiliğine, soyuna, ailesine yapılan hakaretleri en güzel cevaplardan bir tanesi hocam. Hatta en kuvvetli cevap evet. Profesör Doktor Haydar Başbey'in kaleme almış olduğu Hoş geldin, Hoş geldin Atatürk eseriydi. Evet. Bu eser izleyicilerimize bu ekranlardan defalarca gösterdik. Bundan sonra da göstereceğiz. Özellikle bugün Atatürk'ü de anarken onun en iyi anlatıldığı eser olması bakımından ve verilen yapılan iftiralara da en büyük cevap olması bakımından izleyicilerimize bir kere daha bunu hatırlatıyoruz. Kaldı. Tavsiye ediyoruz efendim. Profesör Doktor Haydar Başbey'in eserini mutlaka okuyalım ve okutalım ve Milli Eğitim de mutlaka bunu müfredatına alsın ve ders kitabı olarak okullara tavsiye edilsin, kütüphanelere koysun. Bu vesileyle Profesör Doktor Haydar Başbey'i de rahmetle, sevgi, rahmetle, saygı anlıyoruz. Ve rahmetle, özlemle analım. Hocam şöyle ki ben arkadaşlarımızdan şunu rica edeceğim eğer hazırsa Atatürk Mustafa Kemal de. Atatürk'ü hani var derir ya iftiralar evet. var diye kim sevmez? Yani bakalım kimler sevmez. Acaba kim derseniz. Bununla ilgili hocam 2017 yılında Bağımsız Türkiye Partisi Trabzon İl Başkanı Sayın Nihat Hekimoğlu'nun yaptığı çok güzel bir sunum vardı. Arkadaşlarımıza rica ettik onu hazırlamışlardı. İsterseniz hocam onu bir izleyelim Atatürk'ü kimler sevmez diye. Ondan sonra tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar hazırsa Atatürk'ü kimler sevmez videomuzu izleyelim arkasından buradayız. Neden Atatürk'ten rahatsızlar ve kimler rahatsız? Bakın değerli kardeşlerim. Madde 1. Çünkü Atatürk yıkılmış bir imparatorluktan Kurtuluş Savaşı vererek şanlı Türk bayrağımız altında namusumuzda yaşayacağımız bir devlet kurdu ve bize bunu emanet etti. Ve Anadolu'yu işgal eden düşmanı 9 Eylül'de İzmir'de bütün her şeyiyle beraber denize döktü. Atatürk'e bundan dolayı düşmanlar ve dolayısıyla Atatürk'e bundan dolayı düşman olanlar kimler? Zamanında Atatürk'ün 9 Eylül'de İzmir'de denize döktüklerinin bugün yaşayan torunları. Bugün bir insan, bir Türk Atatürk'ten asla rahatsız olamaz. Eğer rahatsız olduğunu söylüyorsa o bir Türk değildir. O olsa olsa ancak ve ancak dedesi İzmir'de denize dökülen bir adam olabilir. Madde 2. Atatürk tek kişi idaresi olan saltanatı yıktı ve yerine halkın idaresi olan cumhuriyet rejimini kurdu getirdi. Dolayısıyla bugün Atatürk'e karşı olanlar aslında cumhuriyet idaresine karşı olan saltanat yanlıları. Rahatsız olanlar bunlar. Bunların torunları. Bu arada şu noktayı ifade etmek gerekir değerli kardeşlerim. Atatürk Osmanlı'yı yıktı diyenlere ne diyorsunuz? Onlara şunu deyin. O zaman Osman Gazi de Selçuklu'yu yıktı. Öyle ya. Osman Gazi Selçuklu'nun devamında ara dönemde başarıya ulaştığı zaman kurduğu devletin adını tekrar Selçuklu diye devam ettirebilirdi. Ettirmedi. Yıkılmış bir Selçuklu'nun devamında Osmanlı İmparatorluğu'nu kurdu. Atatürk ne yaptı? Allah aşkına 1919 koşullarında Osmanlı diye bir şey kalmış mıydı? Kalmamış olan şeyden dolayı Atatürk de kurduğu devletin adını Türkiye Cumhuriyeti Devleti dedi ve onu Türk halkına emanet etti. Madde 3. Bakın David Rockefeller tanıyor musunuz bu adamı? Geçenlerde öldü 100 küsur yaşında. Dünya ölmemesi için bayağı çabaladı yani bu adamın. Bayağı da uzun yaşadı. Bu adamın bir lafı var. Diyor ki Atatürk yüzünden İsrail Yahudi Devleti projemiz tam 50 yıl gecikti. 50 yıl. Bak adam neden rahatsız? Tam 50 yıl devlet projesi gecikmiş. Bugün Türkiye'de Atatürk'ten rahatsız olanlar Yahudi David Rockefeller'ın işbirlikçileridir. Size bir soru. Atatürk bugün yaşamış olsaydı
İsrail devleti olur muydu? Olmazdı. Bak hepimiz çok net bir ağızda. Atatürk yaşasaydı İsrail devleti olmadığı gibi, Atatürk yaşamış olsaydı bugün Filistin'de bunlar yaşanmazdı. Atatürk yaşasaydı Katar'a değil Gazze'ye asker gönderirdi. Atatürk Mason localarını kapattı. Dolayısıyla Masonlar rahatsız. Bugün Masonluğu devam ettirmek isteyenler rahatsız. Bursa'da iki Müslüman kız çocuğu Hristiyan oldu diye Amerikan Koleji'ni kapattı Atatürk. Vay sen misin bunu kapatan Atatürk bugün? Sen nasıl 55 soyundan gelebilirsin? Nasıl Müslüman olabilirsin? Diye Atatürk'e yükleniyorlar. Kimdir bunlar? Bunlar olsa olsa ancak misyoner olabilir. Çünkü bunlar daha önce rahat rahat yaptıkları faaliyetlere engel olan Atatürk'ten rahatsız olmaları normal. Madde 6. Atatürk bir nüfus mübadelesi yaptı biliyoruz. Ne yaptı? Batı Trakya'daki Müslüman Türkleri Anadolu'yu aldı. Anadolu'daki, özellikle Karadeniz'de, İstanbul'daki gayrimüslim Rumları Yunanistan'a gönderdi. Yani Müslüman olanları içeri aldı, gayrimüslim olan Rumları da gönderdi. Şimdi bunlar nasıl rahatsız olmasınlar? Atatürk bunların dedelerini göndermiş. Ben Müslüman oldum deyip Türkiye'yi terk etmeyenlerin çocukları rahatsız. Atatürk ne yaptı? Madenleri millileştirdi. Küçük bir detay gibi gelmesin size. Bu madenlerden rant sağlayan büyük bir topluluk vardı. Bunlar bu rantı kaybettiler. Bunlar rahatsız. Atatürk kapitülasyonları kaldırdı. Kapitülasyonlardan rant sağlayanlar rahatsız. Pek çok liman, demiryolu, elektrik şirketlerini yabancılardan satın aldı, millileştirdi. İzmir, Haydarpaşa, İstanbul limanları, Bursa, Mudanya demiryolu, Anadolu, Mersin, Tarsus, Bağdat demiryolu, İzmir, Aydın demiryolu, Samsun, Çarşamba demiryolu. Bunların hepsi Osmanlı zamanında Osmanlı'ya ait değildi. Yabancılar tarafından işletiliyordu. Atatürk bunları millileştirdi. Parasını vererek aldı. Zorla gasp etmedi. Şimdi bundan rant sağlayanların tamamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten rahatsız. Madde 10. Çok madde sayabilirim ama ben bir kısmını aldım bugün. Bitiriyorum bu kısmını. Lozan Anlaşması'nı yaptı. Vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı'nı büyük bir zaferle taçlandırdı. Profesör Doktor Haydar Başbey'in dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusu olan Lozan Zaferi'ni kazandı. O yüzden biz diyoruz ki bugün Lozan Zaferi bir bayram olarak kutlanmalıdır. Bu Lozan Zaferi'nden rahatsız olanlar bugün bu Atatürk'ten rahatsız olanlardır. Atatürk Lozan Anlaşması'nda değerli kardeşlerim öyle şeyler yaptı ki bakın şu koskoca milleti Türk yaptı. Türk-Kürt ayrımını reddetti. Bu milleti kardeş yaptı. Bir ve beraber yaptı. Lozan'da azınlıklardan bahsedildi. Kürtlerin azınlık olduğu söylendi. Atatürk reddetti. Dedi ki Kürtler Müslümandır. Dolayısıyla onlar azınlık değildir. Azınlıklar ancak Rumlar, Ermeniler vesairedir. Ve ne dedi tarih ifadesi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Anadolu halkına Türk milleti denir. Ne mutlu Türk'üm diyene. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve milletini bir ve beraber yapan, üniter devlet yapan ifadesi oldu Atatürk. Dolayısıyla bundan Türkiye'yi bölmek isteyen bütün global güçler rahatsız. Ve en önemlisi sonuncusu bana göre Atatürk'ün soyunu Haydar Başbey ne diye anlattı ve belgeleriyle ortaya koydu. Tarihçi Emre Polat Bey'in de şeyle Atatürk Ehli Beyt soyundan. Atatürk'e niye karşılar biliyor musunuz? Atatürk Ehli Beyt soyundan olduğu için karşılar. Peki kim karşı? Atatürk Ehli Beyt soyundan olduğu için Ehli Beyt'e karşı olanlar Atatürk'e karşı. Bugün kim Atatürk'e düşmansa o Ehli Beyt soyuna karşı olduğu için karşıdır. Kim karşıdır Atatürk'e, Ehli Beyt'e? Zamanında Ehli Beyt'le savaşanlar. Kim onlar? Muaviye, Yezid. Bugün Muaviye'nin torunları, bugün Yezid'in torunları Atatürk'e karşı olanlardır. Nokta. Bundan daha ötesi yok. Biz Müslüman Türk milleti. Bizler neden Atatürk'e karşı değiliz? Neden Atatürk'ten rahatsız değiliz? Ve onu çok seviyoruz. Ona şükran ve minnet diyoruz. Neden? Zaten bir Müslüman Türk bunu yapar. Doğru mu? Bu salonda Atatürk'ten rahatsız olan var mı kardeşler? Neden? Çünkü Atatürk bize vatanımızı kurtardı. Bize yaşanacak bir vatan bıraktı. Çoluğumuzda, çocuğumuzda, namusumuzda, şerefimizde, haysiyetimizde, bayrağımızın altında, namazımızda, niyazımızda, orucumuzda. Öyle mi? Memnun muyuz bundan? Bizler, bu salondakiler, biz Bağımsız Türkiye Partililer Atatürk'ten memnunuz ve onu seviyoruz. Atatürk bizi tekrar Müslüman Türk yaptı. Onu o yüzden seviyoruz. Evet, Atatürk olmasaydı bizim adımız ne oldu kardeşlerim? Yunan isimleri olurdu bizim isimlerimiz. İngiliz isimleri olurdu. Amerikalı isimleri olurdu. Fransız isimleri olurdu. Bizim ismimiz Ali, Fatma, Ayşe olmazdı. Bizi, bu milleti tekrar Müslüman Türk yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte biz o yüzden onu seviyoruz. Çünkü Atatürk Ehli Beyt soyundan. Ve Ehli Beyt'i sevmek farz, farz. Ve başta söyledim, son cümlemi onu söyleyip bitirmiş olayım. Bütün bu hakikatleri, gerçek Atatürk'ü, dindar Atatürk'ü, Ehli Beyt soyundan gelen Atatürk'ü tanıttığı, sevdirdiği için de Profesör Doktor Haydar Başbey'e minnet ve şükran borçlu olduğumuzu
hatırlatarak hepinize saygılar sunuyorum. Evet, Sayın Hocam, güzel bir sunum olmuş. Hani kimler Atatürk'ü sevmez, Atatürk'ten kimler rahatsız olabilir? Bununla ilgili özet bir çalışma olmuş, kuşatıcı. Bir, Atatürk'ün İzmir'de denize döktüklerinin torunları onu sevmez, gayet doğal. Saltanat yanlıları, malumunuz saltanatı kaldırıp Cumhuriyet idaresini getirdi. O da doğal, sevmeyebilir. 1919 koşullarında hani diyorlar ya, Atatürk işte Osmanlı yıkıldı. Zaten 30 Ekim 1918 tarihli ortada devlet yönetimi diye bir şey kalmamış zaten. Başka, Rockefeller ve ailesi İsrail'in kuruluşuna ön ayak olan ve onların temsilcileri sevmez. Nüfus mübadelesinde gidemeyip burada Müslüman olmuş olan veya işte mecbur sözde olan veya gidenlerin torunları onlar sevmeyebilir. Madenleri millileştirdiği için akarı kesilenler, kapitülasyonlar kaldırıldığı için faydalananlar, Lozan'dan rahatsızlık duyanlar, Atatürk'ün soyundan yani Ehl-i Beyt soyundan olduğu için rahatsızlık duyanlar, yani Ehl-i Beyt'e kim düşmansa Atatürk'ü, onlar Atatürk'ü sevmez. Onlar Atatürk'e düşman olabilir. Niye? Adam Ehl-i Beyt'e zaten düşkündü. Dolayısıyla Ehl-i Beyt evlatlarına da tabii ki düşman olabilir. Yine ne diyor? Muaviye'nin torunları da elbette Atatürk'ü sevmez. Şimdi hocam, ben biraz önce kaldığım yerden şöyle devam etmek istiyorum. Hani Mustafa Kemal Atatürk demişken bir söz vardır ya, orada duracaksın diye. Hakikaten bu ülke olarak her şeyimizi borçlu olduğumuz, bugün ay yıldızı bayrağımızın dalgalandığı gönderde bir memlekette, bir devlette bağımsız, hür, her türlü ibadetimizi yapabiliyorsak, her türlü faaliyeti gerçekleştirebiliyorsak, çoluk çocuğumuzla, büyüklerimizle beraber bunu, bu devleti tam bağımsız bir şekilde bizlere hediye eden Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve etrafında kenetlenmiş olan milletimize borçluyuz, dedelerimize borçluyuz. Evet. Ben hep şunu söylüyorum. Ya biz dedelerimizden, babalarımızdan bu ülkeyi devraldık. Acaba çocuklarımıza, torunlarımıza da bu şekilde tam bağımsız bir ülkeyi bırakabilecek miyiz? Bunun mücadelesini vermemiz lazım. İşte Mustafa Kemal Atatürk ruhu, Atatürkçülük ve onun Atatürkçülüğün ilkeleri bunun için vardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temellerinde o yüzden Atatürkçülüğün ve onun milli güç unsurları vardır diyoruz. Tabii Mustafa Kemal Atatürk, malumunuz hocam, ilk görev yerinde Şam'da göreve başlıyor stajyer olarak, daha sonra çeşitli görevlerde. Yani 57 yıllık hayatında hakikaten hep oradan buraya, o cepheden bu cepheye görev yapmış ve katıldığı hiçbir görevi de başarısızlıkla değil, hepsini başarıyla tamamlamış. Mesela o dönemde tabii Şam'da, ondan sonra devam eden süreçte orduda, yani Osmanlı ordusunun çeşitli kademelerinde görev alıyor. Ondan sonra 1910 yılına gelindiği zaman yine Osmanlı ordusunu temsilen Fransa'ya, oradaki tatbikatları izlemek üzere Osmanlı'nın temsilci, devletin temsilcisi olarak oraya gidiyor. Ondan sonra malumunuz ya, hayat hakikaten bir mücadele. 1911 yılında geliyorsun, Trablusgarp Savaşı patlak veriyor. Devletin o dönem mücadele etme gücü, topyekun mücadele etme gücü yok. Fakat Mustafa Kemal gönüllü olarak Trablusgarp'a, yani bugünkü Libya'ya gidiyor. Derne ve Tobruk'ta. Ki zaten oraya da gazeteci kimliğiyle, Şerif Bey kimliğiyle gidiyor biliyorsunuz. Orada ciddi mücadeleler veriyor. Ve hatta İtalyanları durduruyor. Çok ciddi bir. Ve burada rütbesi biliyorsunuz hocam, aldığı başarılardan dolayı binbaşı rütbesine yükseliyor. Yetmiyor. Hemen sonrasında bakıyorsun Balkan Savaşları patlak vermiş. Balkan Savaşları'nda da gene Mustafa Kemal o dönem işte Çanakkale civarının işte korunması, o dönemdeki yörede görevlendiriliyor. Ki ileride Çanakkale Savaşları'nda kendisine çok büyük avantaj sağlayacak olan Balkan Savaşları'nda da gene bakıyorsunuz bölgeyi iyi tanıyor. Arkasından yine devletin temsilcisi olarak Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde Sofya'ya atanıyor askeri ataşe olarak, ataşe militer olarak. Derken Birinci Dünya Savaşı patlak veriyor 1914-18 yıllar arasında. Bu sefer Çanakkale cephesinde işte Anafartalar Grup Komutanlığı'na oluyor. Anafartalar kahramanı, hem kara savaşlarında hem de deniz savaşlarında çok ciddi
örnekleri var, başarıları var. Bu sıralarda orduların emanet edildiği işte Alman komutanları, Alman generalleri uyarıyor sürekli. Yanlış yapıyorsunuz, bu yaptığınız taktikler, şunlar doğru değil, bölgeyi tanımıyorsunuz diye. Ve yaptığı uyarıların hepsinde de haklı çıkıyor. Bunun üzerine bakın 1. Dünya Savaşı'nda yine Kafkas cephesine bakıyorsun, gene orada da Mustafa Kemal Atatürk var. Orada da Rusların elinden Muş ve Bitlis'i geri alıyor. Ruslar şaşkına dönüyor. Nasıl oluyor bu iş diye hazır giderken birden Muş ve Bitlis'i kaybediyorlar. Evet. Burada da biliyorsunuz hocam generalliğe terfi ediyor. Yani paşa oluyor. Çanakkale Savaşları'nda tabii albay rütbesine yükselmişti. Yine verdiği mücadele başarılardan dolayı. Bitiyor mu? Gene bitmiyor. Bakın Mustafa Kemal hemen aşağıya Suriye Filistin cephesinde de görev yapıyor. Orada da gene İngilizlerin durdurulmasında hat boyunca durdurulmasını gene Mustafa Kemal sağlıyor. Çok ilginçtir. Orada General Falkenhayn, Alman general, sırf Almanya'nın yükü hafiflesin diye İngilizlerle işte oyalama şu bu taktiği gerçekleştirirken, yani sen komutan olarak bir Alman generale teslim olmuşsun, elbette kendi topraklarını, yönetimini düşünecek. Atatürk bunu da fark ediyor, rapor veriyor, rapor yazıyor. Bu yanlış bu işler diye, ki daha sonra zaten kendisi Yıldırım Orduları Grup Komutanı arkasından İşte Mondros süreci, Mondros'un imzalanması ve devamında yurt çapında başlayan işgaller ve onun arkasından Osmanlı'nın imzaladığı Mondros, yine Osmanlı'nın imzaladığı, Saltanat Şurası'nın imzaladığı, meclis onayına olmadığı Sevr anlaşmasıyla beraber, evet arkadaşlar güzel o görüntüleri devam etsin lütfen, imzalanıyor. Arkasından Atatürk bakın çok ciddi mücadelesinin, hatta devletimizin temellerini attığı mücadeleye esas işte burada başlıyor. 19 Mayıs 1919. Hani diyor ya benim doğum günüm o gündür diye. Atatürk'e doğum günü kutlamak için, parti vermek için işte hani laf arasında sormak istiyorlar ya acaba işte paşam doğum gününüz diye. İlla bir gün mü istiyorsunuz diyor. 19 Mayıs doğum günüm olarak olsun diyor. Hakikaten. Hani 19 Mayıs geldiği zaman Atatürk'ün doğum günü diye bilebiliyoruz. Kendisi söylüyor zaten. Şimdi mücadelesi burada başlıyor. Hemen bakıyorsun Samsun'a çıkıyor. Arkasından kongreler süreci var. Havza'ya geçiyor. Havza'dan Amasya'ya geçiyor. Milletin nabzını tutuyor. Oradan Erzurum'a geçiyor. Ki hocam burada da hayatının kırılma noktalarından bir tanesi. Hani çok sevdiği mesleğinden biliyorsunuz istifa ediyor. Evet. Görevden alınacağını öğrenince. Arkasından Erzurum'da sivil bir kişi olarak kongreyi gerçekleştiriyor. Bunun arkasından baksanıza biz anlatırken yoruluyoruz. Bir mücadeleyle geçmiş bir hayat. Sonra Sivas'a geçiyor. Sivas'ta da gene Sivas Kongresi ve arkasından biraz önce siz ifade ettiniz. Lozan Barış Anlaşması'yla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusunu almış ve milletine tam bağımsız bir ülke egemenliği de milletine vererek saltanatın kaldırılmasıyla ve arkasından da Cumhuriyet ilan ederek 29 Ekim 1923 yılında milletini hakikaten ileri güzel yarınlara, müreffeh yarınlara ulaştırma adına çok ciddi başarılara imza atmış bir isim. Biraz önce yani Nihat Bey'in o sunumunda izledik. Gerçekten bugün eğer bir insan Atatürk'le problemi varsa emin olun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yle problemi var demektir. Bir insanın eğer hakikaten Atatürk'ün ailesiyle, soyuyla problemi varsa gerçekten Türk milletiyle problemi var demektir. Atatürk'e şöyle veya böyle laf atıyorsa, aman canım filan diyorsa gerçekten bu topraklara ait, bu millete ait bir birey değildir. Zaten şunu hep ifade ediyoruz. Atatürk'ün atılan iftiraların arkasında Profesör Doktor Haydar Başbey bunu çok kez ifade etmişti. Ya İngiliz sermayesinin adamları vardır, İngiliz ajanları vardır ya da Yunan ajanları vardır. Niye? Biraz önce dinledik. Ya Atatürk hep bunların aleyhine işler yaptı o yüzden. Atatürk'ün bir tane Türk milletinin aleyhine bir iş var mı Allah aşkına? Hepsi, ya nasıl olsun Cumhuriyetimizin kurucusu bu adam. Sen kalkmışsın, Atatürk de şöyle de böyle. Kendi geçmişine, tarihine bir bak önce sen. Ondan sonra. Kendi geçmişi dediğim işte yani İngiliz'in, Yunan'ın temsilcilerinden bahsediyorum. O yüzden Mustafa Kemal Atatürk demek bu devlet demektir. Mustafa Kemal Atatürk demek bugün tam bağımsız yaşayabilmenin adı demektir. O yüzden Atatürk'e özellikle Hoş Geldin Atatürk eserinden sonra ve Profesör Doktor Haydar Başbey'in yurt çapında gerçekleştiği Atatürk Vatandır konferanslarıyla
Bundan sonra hocam onlar gerekli cevabı aldılar. Ama her sene iftiracılar olabilir mi? Olabilirse biz de burada var olduğumuz sürece, nefesimiz döndüğü sürece onlara gerekli cevapları vermeye de devam edeceğiz. Çünkü Atatürk'ün, aynı onların torunları olduğu, Atatürk'ün torunları da var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran şehitlerimizin, gazilerimizin torunları da var. Onlar da mücadeleye devam edeceğiz. Dolayısıyla her sene, her dakika, her dönem gerekirse biz de cevaplarımızı vereceğiz. Hocam ben size sözü vermek istiyorum. Siz neler söylersiniz? Evet, konuyu özetlediniz şey olarak. Buna ilave etme olarak. Şimdi evet. Mustafa Kemal'in fikri mücadelesi yetiştiği dönemin şartlarına göre onlara çözüm bulma noktasında başlar. Çünkü Mustafa Kemal 1881'de doğdu. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi, 93 Harbi. Evet. Osmanlı Devleti'nin müthiş bir yenilgi aldığı, hiç beklemediği bir yenilgi alarak Rusların Ayastefanos, yani bugünkü Yeşilköy'e kadar geldiği dönemdir. Evet. Balkanlardan hiç beklenmediği bir anda bir ricat başlamıştır. Dolayısıyla yüz binlerce göçmen yüreğinden, yurdundan edilmiş, Balkanlar allak bullak olmuş, hepsi ya gelirken yolda ölmüş veya ne bileyim çeşitli hastalıklara yakalanmış, İstanbul önlerine yığılmış, iskan problemi, ne bileyim geçim problemi. Tabii Mustafa Kemal'in çocukluk yıllarında bu Balkanlardaki bu karışıklık onu da etkilemiştir. Hı. Hani çocuk yaşta kardeşlerin ölmesine vesile olarak da bu hastalıklar, bu çalkantılar da bir sebeptir. Dolayısıyla Mustafa Kemal okul hayatından itibaren ülkenin bu badireleri nasıl atlatabileceği, buna karşı ne tedbirler alınabileceği konusunda fikri jimnastikler yapmaya başlamış. Lise yıllarında, bilhassa askeri okulda bunun altyapısını oluşturmak suretiyle, geliştirmek suretiyle, hatta gazete çıkarlar, köşe yazıları yazarlar kendi aralarında. Bununla ilgili istişarelerde Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kuruyor. Kuruyorlar. Bunun içine giriyor. Ve o dönemde de bu çeşit faaliyetler biraz takibe maruz kaldığı için de Mustafa Kemal bu şartlar içerisinde ki o dönemde Osmanlı Devleti'nin çöküşten kurtulması için çeşitli görüşler ortaya atılıyor. Efendim İslamcılık görüşü var, Türkçülük görüşü var, işte batılılaşma görüşü var. Var da var. Evet. Hepsi bir şeye açıyor. Fakat Mustafa Kemal bunların içerisinde hepsinden ayrı olarak yine milleti kendi azim ve kararı kurtaracaktır mantığını temelde işlemeye başlıyor. Evet. Bu millet Müslümandır. Müslüman olarak kalmış, yaşamıştır. Müslüman olarak devam edecektir. Dolayısıyla da kurtuluş yine İslam'dadır. Yani bu İslamcılık akımının haricinde milletin bir ferdi, millet dediğimiz Türklerin bir araya gelip kendi kaderini, kendisini tespit etmesi, İslami esaslar üstünde rehber alarak bunu ortaya koyması konusunda o dönemden altyapısını oldurmaya başlamış. Savaşlarda hem cepheyi, hem diğer milletleri, hem batıyı, hem de doğuyu tanımıştır. Evet. Bildiğinin üzerine daha bilgi ekleyerek kendini gayet güzel yetiştirmiş ve o plan ve proje üzerinde hayatını devam ettirmiştir. İstiklal Harbi öncesinde Balkan Savaşı'nda askerin siyasete karışmasının nedeni yanlış olduğunu ispatını görmüş. Bunu daha önce savunmuş. Asker siyasete girmemeli. O siyaset askeri kurum içerisinde 3 kuruma siyasetin girmesinin tehlikeli olacağı o dönemden itibaren söylene gelmişti. 1- Milli eğitime, 2- camilere, 3- kışlaya siyasetin yani politikanın girmemesi gerekir. Bunların siyaset üstü, politika üstü olmaları gerektiği konusunda görüş birliği olanlar hakikaten doğru tespit yapmışlardır. Bunu da acı örneklerini işte Balkan'da gördük. Tabii. Ki o dönemde Edirne'yi savunmadan, bir mermi çakmadan teslim eden adamlar oldu. Evet, tabii. Bunlar tabii ne oldu? Bir vilayetin düşmesi, bir sürü insanın göçmen durumuna veya esir durumuna düşmesine, hürriyetini kaybetmesine veya katliama vesile olmuştur. Toplumsal travmayı da düşünün. Tabii, hepsi bir travma getiriyor. Dolayısıyla bunları yaşayan, gören insanların buna çare üretmesi gerekiyor. Tabii Osmanlı artık son demine gelmiş durumda. Tabii. Ve Mustafa Kemal şunu görüyor. Biz başaracaksak yine kendi milletimizle, kendi soydaşlarımızla bir araya gelerek
ve baş başa vererek bu mücadeleyi sürütmemiz gerekecek. Onun için hani Amasya şehrinde, diğer şehirlerindeki kongrelerde hep milleti yine kendi azim ve kararı kurtaracaktır. Evet. Üç gün ortaya koyacaktır. Evet. Dolayısıyla hayat şartlarında yetişen Mustafa Kemal bir taraftan askeri sahada başarılı yürütürken diğer taraftan fikri sahada da olgunluğunu göstermekte. Yaptığı konuşmalarla, arkadaşları yaptığı sohbetlerde, az önce söylediğimiz gibi çıkardığı dergilerde, yazdığı yazılarda bunu işlemiştir. Ve bunun da semeresini artık 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmak suretiyle yavaş yavaş hayata geçirmeye başlayacaktır. Dolayısıyla da bu mücadele içerisinde geçirdiği bu hayatında da bir takım hastalıklar da karşı karşıya kalacak. Sıtma, iki kere sıtma hastalığına yakalanıyor. Artı şeyde bulunduğu sıralarda Sina Filistin cephesinde, artı Trablusgarp'ten sonra filan bu cephelerde de idrar yollarıyla ilgili rahatsızlık şikayetiyle doktora gittiği, tedavi olduğu ve bu şeyin daha sonra nüksettiği konusunda da sağlıkla ilgili şeylerde yapıldığında bakıyoruz, görüyoruz. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in bu mücadeleli hayatı ve birçoğu savaş alanında geçen, tabii normal sivil hayattaki gibi evinde, yatağında, güzel sıcak şeyinde yatmakta değil, yemek konusu, ısınma konusu, barınma konusu, ne bileyim ulaşım konusu, bunlar askeri sahada zorlu işlerdir. Ve dolayısıyla da sağlığı etkileyecek olan konulardır. Dolayısıyla da bu hayat tarzı Mustafa Kemal'i yıpratmış. 57 yaşında rahmeti rahmana kavuşmasına rağmen sanki çok yaşlı gibi görünmekte. Niye? Öyle bir mücadele, öyle bir hayat tarzı yaşıyor ki yani yıpranıyor. Ama ne için? Milleti için ve milletinin geleceği için ve bunda da muvaffak oluyor. Ve en büyük eserim de ne diyor? Benim, Türkiye Cumhuriyeti yani cumhuriyettir. Evet. Yani onun için Atatürk vatandır. Onun için Atatürk bayraktır. Onun için Atatürk tam bağımsızlıktır diyerek bu bölümde ben de şöyle sözü verebilirim. Teşekkür ediyorum. Ben de şöyle devam ettireyim. Atatürk bu milletin birleştirici harcıdır. Evet, onunla da tamamlayalım. Hocam şimdi şöyle. Bütün hücum da onadır. Neden? Evet. Çünkü hep lidere hücum edilir. Devletin temelinde o var. Bakıyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bile böyle. Bütün davalarda böyle. Hep Peygamberimize hücum ediliyor. Niye? O yok edilirse onun davası da yok edilir. Mustafa Kemal'e hücum edilir. Niye? O alt edilirse devlet de alt edilir. Yani bunların bilinçli yapılıyor ve bunu yapanlar, savaş meydanında Mustafa Kemal'in karşısına tutunamayanlar, fikri sahada önüne geçemeyenler ne yapıyor? İftira sahasına geçiyor. Tabii. Dolayısıyla düşman uyumuyor. Dün de vardı, bugün de vardı, yarın da olacak. Bize de düşen o düşman laflarına değil, hakikat olan Mustafa Kemal'in ve onun ortaya koyduğu fikirlere, düşüncelere ve ilkelere sahip çıkmamız, bunu yaşatmamız, hem yaşamamız hem de yaşatmamız gerekmektedir. Evet, çok doğru ifade ettiniz hocam. Siz söylerken aklıma şu geldi hocam, o hastalık sürecinden bahsederken. Tabii malumunuz Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938 saat 9'u 5 geçe hayata gözlerini yumdu. Bundan yaklaşık 2 gün önce, yani bu önce biliyorsunuz komaya, hani koma haline girmeden önce işte Atatürk yapılan son muayenelerinde işte kafasını hafif kenara çevirerek sanki biriyle konuşurmuş gibi ve aleyküm selam diyerek ruhunu teslim etmiştir ki ve aleyküm selam demenin ne demek olduğunu, dini literatürde anlama ne geldiğini, hani teslim almaya gelmiş olanlarla ve aleyküm selam, selam vereni ve aleyküm selam melekler selamını denir. Evet. Bunu izleyicilerimize, bu ekranları takip edenler yakinen biliyorlar. Yeni izleyenler için de tavsiye ediyorum. Ve aleyküm selam diyerek ruhunu teslim etmek ki orada hani koma haline giriyor ve artık zaten ruhunu teslim ediyor. Bunu biliyoruz. Kayıtlarda da mevcut. Dolayısıyla Atatürk bu. Biraz önce dedik ki Ehl-i Beyt soyundan olan bir insan. Tabii devamındaki süreçte biliyorsunuz Şerafettin Yaltıkaya tarafından cenaze namazı kılınıyor. Arkasından geçici kabrine konuluyor. Şimdiki Anıtkabir yapılana kadar geçici kabrinde kalıyor. Ve 1953 yılında da geçici kabrinden, işte o dönemin yaşayan kız kardeşi Makbule Hanım'ın, Makbule Atadan'ın da
olduğu bir törenle bugünkü ebedi istirahatgahına geliyor. Biz Sayın Hocam Anıtkabir'e tabii gittik defalarca. İnşallah bundan sonra da gitmeye devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrine Profesör Doktor Haydar Baş Bey demişti ki bize o zamanlar abdestli giderken gitmeyin. Kabrine giderken abdestli gideceksiniz. Abdestinizi alın, öyle gidin. Ve gidin orada Atatürk'e dua edin, rahmet. Biz onun bu sözü üzerine abdestlerimizi alıp öyle gittik ve bundan sonra artık milyonlar aynı şekilde Haydar Baş Bey'in bu çıkışından sonra aynı şekilde milyonlar oraya gitti ve ellerini kaldırarak dua ettiler hocam orada. Ve inanılmaz derecede Atatürk'ün kabrine ziyaret eden kişi sayısı da inanılmaz derecede arttı. Bakın ben şöyle görüyorum olayı, hani hocam yani Atatürk'ün hani evlatlarından diyelim veya işte onun fikirlerinden en iyi beslenen kişi diyelim bugün onu en iyi anlayan kişidir. Yani verdiği mücadeleyi ya düşünebiliyor musunuz hocam? Bir devletin hani 23 Nisan 1920 kuruluş tarihi ama sadece Lozan'ı baz alırsak 23 yılından itibaren ya ölümüne kadar yapmış olduğu sadece inkılapları bile saymaya kalksak epey bir zaman ediyor. İşte saltanatın kaldırılması, ne bileyim cumhuriyetin yani bu az buz şeyler değil. Önceki haftalarda oralara girmiştik. O yüzden şimdi detaylandırmıyorum. O giden süreci bir daha girmiyorum oraya. Bir bakıyorsun harf devrimi kolay iş mi? Kaldı ki izleyicilerimiz şunu bilsinler. Ya harf devrimi veya bunun gibi devrimlerin çoğunu Osmanlı son dönemlerinde veya devlet adamları bunların birçoğunu yapmak istediler ama başaramadılar. Yapamadılar. Güçleri yetmedi buna. Yani izleyicilerimiz şunu bilsinler. Hatta bazı padişahlar bundan dolayı öldürüldü. Evet. İkinci Osmanlı. Yani yapamadılar. Osmanlı. Atatürk bunların hepsini milletiyle birlikte hareket ettiği için başardı. Bir şey daha söyleyeyim. Bakın o dönemlerde Sayın Hocam, kıymetli izleyicilerimiz burayı iyi dinlesinler. Rejim değişiklikleri o dönemin dünyasında öyle kolay kolay olmuş olmamış ve rejim bir sonraki rejime geçerken kanlı değişmeler olmuş. Ama Mustafa Kemal Atatürk böyle davranmadı. En bariz örneği en yakın Rusya'da o dönem Çarlık Rusyası gidip de yeni yönetim geldiği zaman ne oldu? Binlerce, yüz binlerce insan gitti. Evet, insan gitti. Ve Çarlık yanlıları atıyormuş da kurşuna dizildiler. Bunu biliyorlar. Herkes açsın okusun. Ya da Yunanistan'dan örnek vereyim o dönemin şartlarında. Yenilgiden dolayı hepsi. Bir sürü insan aslında. Evet, bin sürü insan. Şimdi o şeyleri, detayları şunun için söylüyorum. Ama Mustafa Kemal Atatürk bunları yapmadı. Milletiyle beraber yaptığı için o dönemde hatırlayalım. Vahdettin'in kendisi bir İngiliz zırhlısına binek çektik. Hatta Atatürk ona şey demişti. Niye korktun kaçtın, bu millet sana ne yapacaktı da diye demişti. O milletten korktu. Evet, aynen öyle. Dolayısıyla bakın bizde bizdeki değişiklik de zaten milletle beraber olduğu için ihtilal niteliğinde ve Mustafa Kemal Atatürk'ü biraz önce siz değindiniz. Fikri altyapısı çok eski dönemlerden itibaren zaten gelişmişti. O yüzden o dönemin şartlarında o kanlı mücadelelere, değişmelere rağmen Mustafa Kemal Atatürk bu enerjisini tam bağımsızlık uğruna yurdun esaretten kurtulmasına adadı. Şu veya bu şekilde o fikir şu bu onların hepsi sonradan masa başı üzerinde konuşulur, o başka mesele. Ama o dönemin şartlarında meydana gelen rejim değişikliklerinin de ne kadar kanlı ve bir o kadar üzücü olduğuna baktığınız zaman Mustafa Kemal Atatürk bu yönüyle de aslında bir deha, bu yönüyle de bir lider, ileri görüşlü bir insan. Zaten hocam lider dediğimiz hani ileri görüşlü bir insan hep ifade ediyoruz. Yani ufkun ötesini gören insan demektir. Atatürk budur. Tabii. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını biliyor. Savaşın nasıl seyredeceğini söylüyor, rapor veriyor. Şunu şöyle hepsinde haklı çıkıyor. Arkasından Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bölgede neler olacağını biliyor. Bunun için bu tarafta Sadabat Paktı'nı yapıyor. Doğu sınırlarını güvence altına alıyor. Batı'da neler yaşanacağını biliyor. Balkan Paktı'nı öne imzalıyor. Batı sınırlarını güvence altına almış oluyor. Yine İkinci Dünya Savaşı'nın çıkacağını çok iyi biliyor, söylüyor. Hani Avrupa'da bunlar bağcılar, bunlar diyor savaşa sürükleyecekler. Dünya herkesin dikkatli olması lazım ve Türkiye'nin de kesinlikle böyle bir cereyan edecek savaşta yer almaması lazım diye öğütlüyor. Ve onun sayesinde aslında biz İkinci Dünya Savaşı'na da katılmadıysak
gene Mustafa Kemal Atatürk'ün o dönemdeki devlet adamı etrafındakilerin iyi öğütlemesinden, aman ha demesinden. Yani ömrünü milletine adamış, ömrünü devletine adamış. Ya gün yüzü görmemiş diyebiliriz. Ailesi de öyle Allah aşkına hocam. Annesi ne kadar endişeleniyor Atatürk için. Yani Atatürk'ün işte sürgün edildiğini falan öğrenince ne kadar üzülüyor, üzgün. Geçim sıkıntısı çeken bir aileden bahsediyoruz. Hayır, yani Cumhuriyet'ten önce de öyle, sonra da öyle. Evet. Atatürk'ün biliyor geçim sıkıntısına evdeki şunlar bunlar satın da şey yapın dediğini. Sonra Atatürk'ün mali işlerini düzenleyenlerin işte çok sıkıştık bu ay ne yapacağız, idare et, bir sonraki ay bakarız diye. Ya bunlar mevcut. Ve en son bunlar da yetmiyormuş gibi bütün mal varlığını Türk milletine hediye etmiş bir Atatürk'ten bahsediyoruz. Ya biz bugün yiyoruz yiyoruz doymuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk neyi var neyi yok milletine hediye ediyor. Milletin beni bakar diyor. Evet, Mustafa Kemal Atatürk bu. O yüzden önümüzde hakikaten hani diyoruz ya hocam örnek alınacak. Bu arada saatime de bakıyorum. Herhalde 5 dakikamız var. Toparlayayım yavaş yavaş. Size de vereceğim. Önümüzde örnek almamız gereken, alabileceğimiz yegane insanlardan işte Mustafa Kemal Atatürk. Her yönüyle bir Türk gencinin, Müslüman Türk gencinin örnek alabileceği bir insan. Kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün bizlere Mustafa Kemal Atatürk'ü en iyi anlattığı için eserleriyle, duruşuyla, fikirleriyle, işte Atatürk biz az önce söylediniz bayraktır, Atatürk vatandır, tam bağımsızlıktır, birleştirici haçtır diyerek onu önümüzü en iyi şekilde koyan Profesör Doktor Haydar Başbey. Bu insanları örnek almamız gerekir ki tam bağımsızlığımızı Allah muhafaza kaybetmeyelim ve çocuklarımıza da mutlu bir ülke, mutlu yarınlar bırakabilelim. Hocam ben sözlerimi böylece toparlamış olayım. Siz de isterseniz toparlarsanız yavaş yavaş kapatalım. Mustafa Kemal, ona atılan iftiraların başında efendim Mustafa Kemal çok alkol tükettiği konusuydu. Evet, evet, evet. Bunun gerçekle alakası yoktur. Mustafa Kemal hiç içki içmedi mi? Kısmi olarak içki konusunda bazı şeylerde masasında içki bulundurdu. Fakat içki müptelası değildir. Değil tabii. Bu bir. İki, Mustafa Kemal içkiye bağlı siroz hastası da olmamıştır. Bu iki, bunun iyi bilinmesi lazım. Mustafa Kemal'in Fransız doktorun ifadesiyle Kuzey Afrika'da bir mikrobun bu siroza sebep olabildiğini, çünkü kendisine bu bölgelerden, Fas'tan, Cezayir'den, Libya'dan birçok hastanın geldiğini, hatta bunlar içerisinde bir sürü hastanın da hayatında bir lokma içki içmediği halde siroz olduğunu tespit etti ve bu raporunda da bunu vermektedir. Mustafa Kemal dolayısıyla yanlış teşhis ve yanlış tedavi sonucunda şehittir de diyebiliriz. Diyebilir de şehittir. Evet. Çünkü amansız hastalıktan gittiği için de amansız hastalıkla ölen de şehit olmaktadır. Tabii. Aynı zamanda şehittir. Yine Mustafa Kemal'in yaptığı icraatların hiçbirisinde İslam akaidine aykırı bir işi yoktur. Dolayısıyla onu savaş alanında yenemeyen, fikri sahada yenemeyenler iftira ile yenme yoluna girmişlerdir. Bunda bazı insanları kandırabilmişlerdir. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçek hayatını Profesör Doktor Haydar Baş hocamız hoş geldin Atatürk eseriyle bütün ayrıntıları, delilleri ortaya koyduktan sonra bu da tutmamıştır ve bugün milyonlar atasına gitmekte, ziyaretini yapmakta, dua etmekte. Daha önceleri Anıtkabir'e giderken çekine çekine gider. Acaba burada dua okuyabilir miyim? Burada evet, şey yapabilir miyim diye çekinen insanlarımız artık bu çekingenliğinden de kurtularak Mustafa Kemal'e dua etmekte, ziyaretini yapmakta her türlü. Hatta Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Sayın Hüseyin Baş Ayasofya'da Mustafa Kemal'e bir mevlid programı düzenleme için müsaade istedi. Fakat ne yazık ki bunu bu müsaade kendisine verilmedi. Bu verilmede Mustafa Kemal'e yapılmayacak mı? Yapılacak. Dualarımız yapılacak. Ne bileyim rahmetle anılacak. Ve milyonlar daha katılarak her geçen yıl daha da bir üç yeri anılacak. Kendisine gani gani rahmet diliyorum. O sevgili arkadaşlarına Allah gani gani rahmet eylesin. Bizlere de bu vesileyle onun kıymetini bilip eserlerine sahip çıkarak onu dediği gibi benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Evet. Ben de diyerek programımız sonlandırmak istiyorum.
Teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun. Ağzınıza ediyorum. Sağlık. Tabii çok şeye de giremedik ama. Evet. İnşallah sonraki haftalarda gene devam edeceğiz hocam. Sayın seyircilerimiz, bugün Mustafa Kemal Atatürk'ü süremizin yettiği ölçüde konuşmaya çalıştık. Yarın 10 Kasım. Tekrar Mustafa Kemal Atatürk, Allah rahmet eylesin. Onun nezdinde silah arkadaşlarının ve vatan uğrunda şehit olan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün efendim programımızın bu şekilde sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum.